hatırlıyorum bazı şeyler. Ben üstseler sigarayı bıraktım. 17-18 yıl sigara içtim. Birisinde 6 ay sürdü. Diğeri 3 ay sürdü. Birisi 20 gün sürdü. Şimdi ise 2008'den beri sigara içmiyorum. Yani bıraktım demiyorum, ara verdim diyorum. Çünkü öbürlerin hepsinde bıraktım demiştim. Maalesef bırakmamıştım. Çünkü Türkiye'de sigarayı bırakıp tekrar başlama oranı %35'lerden şu an herhalde %23'lere kadar. Hocam böyle bir rakam biliyor musun diyorum ama. O yüzden kampanyaların yetisi var mı yok mu? Yani evet hocama katılıyorum. Kamu spotları yapıyor. Burada bazı şeyleri eleştireceğim zaten. Özellikle mesela 3 tane kampanya öneriler yaptılar sağlık alanında. Biraz ondan bahsedeyim sadece. İşte Sağlık Bakanı'nın tütün aletlerinin bu mücadele kampanyası dediğiniz kampanya. İşte birçok kurum tarafından ortaklaşa yapılan bir kampanya. Burada tabii ki ne diyorlar, Türkiye'nin hava sahası artık %100 temiz gibi şeyler. Yani ne kadar olursa olsun ben katılıyorum. Ben ilk 94 yılında Kuşadası otobüsüne binmiştim. Her yerde sigara içiliyordu. Otobüse bindim eşimle. Daha yeni evlenmiştim o zaman. Sigara yapacağım. Alışkanlık biliyorsunuz. Allah Allah falan işte. Birisi vurdu şeye cama. Hayırdır? Bir camı gösterdi. Orada sigara içme yasaklamış ilk defa o zaman. Bir otobüste gördüm ben. Kuşadası Edirne otobüslerinde. Ben bu yürümez. Ya nasıl dayanacağım Kuşadası'na kadar İzmir'den diye çok düşündüm. İzmir'den Kuşadası'na gittim sigara içmeden. Otobüsü çok mis gibiydi yani. Ve daha sonra böyle bir kampanya yapıldı Türkiye'de ardı sıra işte 2000'lerden sonra. Gerçekten gerekli işte kampanya özellikler saymayacağım. Yani yanlışlar var tabii mesela şu kampanyanın. Hedef kitle ben de mesela reklamcı olarak Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı aynı zamanda. Reklamcı olarak bu hedef kitle kavramına çok takılıyorum ben de. Herkese aynı kampanya yapılmaz. Herkese aynı hedef kitle gibi bakılmaz. Çünkü herkesin mecrası farklı, sahası farklıdır. Herkese farklı araçlar ulaşırız. Burada yani hocam söylediği gibi önce yani aynı kampanyayı aynı kişilere vermeye çalışıyoruz. Bence bu çok yanlış. Diyorum ya 17 yıl önce, 20 yıl önceki sigaraya bakışımda şu andaki çok farklı. Belki 5 yıl sonra daha farklı olacak. Benim çocuğumun bakışı farklı, babamın farklı. Dolayısıyla kampanyalarda evet hocam söylüyor başarısız diyor ama bence oranlarda o kadar o seviyelere düştü. Bence güzel bir şey. Özellikle medya karşısında bir yasakçı olmayan. Çünkü yasaklar bir noktadan sonra insanlara teşvik ediyor. Kampanyalar en azından hiç yoktu. Şu anda olması bile dediğim gibi %35'ler diyebiliyorum çünkü ben kendim araştırdım. %23'lere düşmesi bile tekrar başladı. Çünkü çok yüksek oran. Yani sigara, ben şimdi öğrencilere de soruyorum. Öğrencilerin çoğu bırakmış, devam ediyor. Elbette ki bu kampanya tabii ki faydası var. Ha, korku unsuru kullanıyorlar. Korku unsuru bir kere kullanılmaz yani. Daha önce de vardır mesela kampanyası. Ama sigara içerseniz, benim de çeşitli zaten olmuştur. Batı'da örnekler vardır. Sigara içerseniz işte öleceksiniz, kalacaksınız, kanser olacaksınız, şu olacaksınız, bu olacaksınız. İkinci bir kampanya vardı mesela dünyada yapılan. Sigara içmezseniz işte bir saat içinde şu değişiklik olacak. İşte iki saat sonra şu olacak, beş saat sonra, iki gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra. Ben bunları bıraktıktan sonra hepsini yaşadım. En azından onu başlamak bile güzel bir şey yani kampanyalarda. Hava sahası olsun, kişilerin sağlığı olsun. Çünkü bir sağlığı koruman, sağlıksız insana yardım etmekten daha ucuza, daha düşük maliyetli olduğuna inanıyorum. Çünkü dünyanın gerçekten başına bu veda aşama. Üç faz olarak planlanan bu kampanya. Birinci aşama 14 Mayıs 2008, 18 Haziran 2009. Burada tamamen kapalı alanda sigara tüketimi engellemek amacıyla yapılan bir kampanyaydı. Burada tabii bir sürü kanaat önderleri, toplum sivil kuruluşlarına bir sürü kişiler destekledi. İkinci aşama 18 Haziran 2009. Yine o 20 Şubat 2010 arası kafe, bar gibi yerlerde yasaklandı. Etkili oldu. Hatta hatırlasın uçaktan arkasında sigara içildi, sonra içinde falan. Şu anda hiç içiliyor. Üçüncü aşama ise Kasım 2010 ve sonrası. Bu aşama hala devam ediyor. Burada rakamlar var. Ben bu rakamları eleştireceğim. Hatta yani başarılı oluyorum ama
Birazcık burada ben kendim de eleştireceğim. Rakamlar bu, Sağlık Bakanlığı rakamları ama GTI CEO'su vardı. Şu anda Brüksel'e şeye gitti, Zürih'e gitti. Bayramda tesadüf arkadaşım da arkadaşı. Ben bu rakamlar düştü dedim. Hayır hocam düşmedi dedim. Yani Türkiye'de korkunç bir sigara, kaçak sigara girişi var. Bunu dedi, önleyemiyoruz. Yani biz de hatta şunu söylemiş, çok ilginç. Niye bağırıyorsun lan diye. Biliyorsun ki Kemal'ın fiyatını 6,5 liraya düşürdü sanırım o zaman. Ben sigara kullanmıyordum. Biz de aşağı yukarı 9 kat, 4 kat falan satış bekliyorduk. 9 kata yaklaştı, 7,5-8 kat oldu dedi. Yani ben düştüğüne inanmıyorum dedi. Bu rakamlar bizim de dediğimizde haberi var dedi. Evet dedi, etkiliyor ama dedi maalesef sigara başlama yaşında sürekli düşüyor mesela işte hedef kitle olarak. Bunu eleştireceğim. Bu maalesef Sağlık Bakanlığı'na alınan şey. Ama en azından belki yerinde sayılıyor. Ne bileyim 2008 mesela 107 milyar adet sigara diyor. 2009 107 milyar adet. 2010 işte 93 bu kampanyadan sonra işte 91, 99, 91, 94 diyor. Ben bunu eleştireceğim yani maalesef böyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Gidiyor sigara. Onu da pek önlemek istiyorlar ya da başka bir şey onu çok fazla söylemeyeyim onu. Öyle bir şey. Şu tablo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 107 milyar nokta 86'dan 94'e düşüyor. Mutlaka etkilemiştir. Yani yerine sayısa bile çünkü nüfus artışı %2'lerde bu bile bir bence başarıdır aslında bakarsanız. 2008-2012 arasındaki kampanyaya bakıyorsunuz. Bu dönemde 15 yaş üzerinde nüfusun sigara içme oranı 2006 yılında %33 iken bu oran 2008 yılında 2012 için mesela 27.1'e geliyor. 2008 yılına göre 2 milyon 800 bin kişi sigaraya bırakmış gözüküyor. Yani aynı şekilde kapalı alanlarda sigara dumanına pasif maruziyet %60 ve yasak olmasına rağmen evlerde sigara içenler olan bu dönemde %35 azalıyor. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Aynı yılda dedi baba içerdi sigara. Çocuklar da yanında duruyor. Yani o bilinçlenme var. Yani hiç eleştiriyoruz ama hiç ne zaman bu kampanyaları ben destekliyorum bunu. O yüzden hiç olmasa bile anti-sigara kampanyası mesela aynı şekilde 2010'dan sonra benimsin negatif sonuçlar vurgu yaklaşımına dönülüyor mesela daha çok işte duygusal yaklaşıma geliyor. Aşıyla hastalıklar aşıyoruz kampanyası var mesela yine aynı şekilde. 2012 yılında Sağlık Bakanı tarafından başlatılan kampanyayla hepatit A aşısı özellikle yine bir kampanya olarak eklendi de burada da aynı şekilde ileri yaşlarda göğümde eğilimi sürekli düştü. Özellikle bu 0-5 yaş grubunda %33, 10-14 yaş grubunda %44 iken 34-39 yaş grubundan sonra %90'lara ulaşmaktadır. Buna göre bu aynı şekilde aşıyla hastalık aşıyı aşıyoruz kampanyasında ben bir ses getiren kampanya oldu. Aynı hedef kitle sorununda da var. Buna hemfikiriz. Herkese farklı bir hedef kitle olması lazım. Çünkü aynı. Kimisine internet ulaşıyorsa kimisine işte birer pazarlamıyoruz mesela son zamanlarda biz reklam yapıyoruz. Korkunç bir işler yapıyor birer pazarlamayla. Maalesef oralara ulaşamıyoruz. İlk 3 ay anne sütü kampanyası var, diğer bir kampanya, onları örnek vereceğim. İlk 6 ay sadece anne sütü kampanyası başladığında mesela oranı vereyim ben size. 2001 yılında kampanya ilk 6 ayda besleme oranı 1.3 oranı iken daha sonra oranın yukarılara çıktığını görüyoruz mesela bakın. 1.3'den 2003'de %20'lere, 2008'de ise %42'lere çıkmıştı anne sütü. Çünkü ben çocukluğumu da hatırlıyorum. Yani ihtiyar değil yanlış anlamayın. O zaman mesela şeyi de hatırlıyorum ben. Ne o? Süt tozu kampanyası falan yapıldı çocukluğumda. İlkokullarda dağıtılıyordu. Biraz daha yani yaşı 50 olanlar, 55 olanlar gibidir. Süt tozu kampanyası yapılmıştı. Anne sütü çok olumsuz bakılıyordu çoğu yerde. Bunlar da belki cahillik, belki de başka etkilerden. Dolayısıyla bu rakamlar da mesela arttı, tablo da vardır. 2010'a kadar sürekli artmıştır sayıları. Çok önemli bir bence görevdir bu arkadaşlar. O yüzden bakış açısı değişmiştir
ve şu anda her trend yukarıya doğru gitmektedir. Dolayısıyla sonuç olarak sağlık kampanyaları işte hedef kitleye göre yapılması lazım. Bir de çok ayırt edici sağlık kampanya yapılması lazım. Buna katılıyorum yani sonuç olarak söyleyeyim. Mesela diş reklamlarda vardır. Diş fırça reklamı vardır. Bir önce de reklam vardır diyorsunuz. Dişinizi fırçalayın, fırçalarsın ağzına böcekler çıkacak falan diye böyle bir kampanya vardır. Hiç etkili olmamış. Daha sonra biliyorsunuz gülücük atan bir kız çıktı ortaya. Evi falan taşıtıyordu. Her işini yaptırıyordu. Yani sigara içerken de kendim için söyleyeyim. Zihinsel dengelemeyle ben kendimi çok güzel dengeliyorum. Ben çok yoğurt yiyorum. Ben spor yapıyorum. Ben içime çekmiyorum. İşte ben kapalanda işmiyorum diye. Bu zihinsel dengelemeyle kendimi ikna ediyorum dolayısıyla. O yüzden bu tip kampanyalara ağırlık vermesi taraftarım sonuç olarak. Hocam zaten sıkıştırıyor. Teşekkür ederim.